Çarpıntıların en sık gördüğümüz sebeplerinden bir tanesi kapak hastalıkları. Evet. Bu kapak hastalıkları ameliyat olmuş hastalar da olabilir. Ameliyat olmadan takip edilen, kontrollerine devam eden hastalarımız da olabilir. Önemli bir çarpıntı nedeni kapak hastalığıdır. Şimdi bu hastamızda örnek vermek gerekirse, evet, bu hastamız zaten kan sulandırıcı kullanıyor. Bizim kalpte pıhtı oluşturmak suretiyle inmeye, yani felçe neden olan bir tür ritim bozukluğumuz var. Bunlarda özel kan sulandırıcılar kullanırız. Ama bu hastamız için konuşacak olursak, kapak hastalığı için zaten güçlü bir kan sulandırıcı kullanıyor. Dolayısıyla çarpıntının böyle bir felçe neden olma gibi bir olması gibi bir endişemiz yok. Çarpıntı hastayı rahatsız ettiği için bizim için önemli. Şimdi bu hastalarda ilaç tedavisiyle hastaların çarpıntısına çözüm buluyoruz. Bu tür kapağı değişmiş, kalbinin belli boşlukları genişlemiş hastalarda bir ablasyon, elektrofizyoloji, yani bu ritim bozukluğunun olduğu bölgeyi yakmak gibi bir seçenek doğru değil. Dolayısıyla bunlar da sadece ilaç tedavisi. Ritim bozukluğunun türünü tayin etmek amacıyla da bizim ritim holter dediğimiz, hastada 24 saat boyunca kalmak suretiyle kalbin ritmini 24 saat kaydedip akabinde bizim bunu bir takım programlar aracılığıyla incelememiz sonucu hangi tür bir ritim bozukluğu var, kalp hızını en fazla ne kadar hangi değerlere yükseltiyor, acaba kalp hızı yükseldiği için mi çarpıntı oluyor, düştüğü için mi çarpıntı oluyor? Evet. Bu tür bilgileri bize sağlayan ritim holter tetkikinde hastamızın bu örnekte olduğu gibi, evet, problemini doğru teşhis etme şansımız var.